Artı TV'den günaydın sevgili izleyiciler. Bugün 12 Mart 2021 telaffuzu bile çok zor. Ve bir çarşamba, biz 971. programla karşınızdayız. Bugün günün tarihiyle bizim programın arasını müthiş bir çakışma oldu. 12 Mart 1971'de yani günümüzden tam 50 yıl önce Türk Silahlı Kuvvetleri 27 Mayıs'tan sonra ikinci askeri müdahalesini yaptı siyasete ve 12 Mart dönemi diye bilinen dönem başladı. O dönemin en önemli tanıklarından birisi Atilla Özsever, Türk Silahlı Kuvvetleri Devrimci Subaylar Örgütü davasından yargılandı ve ordudan atıldı, 4 yıl hapis yattı. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde manşetinde de Atilla Özsever'in yazı dizisi başladı. Atilla Özsever de bir saat sonra bizim yanımızda olacak. Birinci tanığı, dönemin birinci tanığı olarak onunla bugün Cumhuriyet'te başlayan diziyi ve yeni çıkan kitabını konuşacağız. Cumhuriyet'le başlamış olduk. Böylece Muhtıra'nın 50. yılında özel yazı dizisi bugün başlıyor. Sola vurulan ilk darbe 12 Mart. 12 Mart muhtırasının ardından Başbakan Süleyman Demirel istifa eder ve Nihat Erim hükümeti kurulur. İkinci devrimci gençlik örgütleri ile ülkenin tek sol partisi TİP kapatılır. Yöneticileri tutuklanır, sendikalar kısıtlanır. Türkiye'deki sol ilerici aydınlar, sendikacılar cezaevlerine konur. Bu durum sol kesimde yönelik büyük bir darbedir. 12 Eylül 1980 müdahalesinde bu yarım darbe tamamlanır. 12 Eylül ile birlikte siyasal İslamcı hareketin gelişimine zemin hazırlanır. Emekli Üsteğmen Atilla Özsever'in kaleminden diyor. Yanında da fotoğraf var. Burası Uğur Mumcu ve Talat Turan'ın birlikte buldukları Ziver Bey Köşkü. İşkence gören Talat Turan bu köşkü anlatıyor. Köşk de bizim şu anda yayın yaptığımız bölgeye sadece kuş uçumu 150 metre mesafede bulunuyor. Bugün onun önünde bir heykel var ama köşk yok. Uzmanlar Bağlık Bahçelik'ti böyle. Öğrenci liderleri Sinan Cemgil, Teğmenler, Özsever ve Sakman'dan bir eylem için silah isterler. Teğmenler tabancalarını vermez. Sakman'da Demirel'in hediye ettiği bir tabanca vardır. O tabanca verilir fakat eylem gerçekleşmez. Sinan Cemgil ile Atilla Özsever arasındaki ilişkiyi biraz sonra burada konuşacağız ve daha detaylı anlattıracağız. Burada da kitabı da duruyor zaten. Manşette ise 50 yıl sonra geldiğimiz yer hiç de iç açıcı değil. Onun fotoğrafı yer alıyor. Demokrasi çöküyor. Cumhuriyet'in manşeti 2021 raporuna göre Türkiye otoriterleşmeye doğru en hızlı yol alan ilk 10 ülke arasında. Kimlerden geri olduğumuzu birazdan Sözcü'de göreceksiniz. Erdoğan'ın açıkladığı insan hakları eylem planıyla yıldızlara erişeceği iddia edilen Türkiye'nin demokrasinin ağır tahribata uğradığını gösteren bir rapor yayınlandı. İsveç merkezli VDEM Enstitüsü 2021 demokrasi raporuna göre Türkiye, Polonya ve Macaristan'dan sonra en fazla otoriterleşen ülke oldu. Medya ve sivil toplum kuruluşlarına baskı, kutuplaşma, kriminalize etme, muhaliflere saygı gösterilmemesi, yanlış yönlendirici bilgi yayma, otoriterleşmeye dönüş adımları olarak gösterildi. 179 ülkenin değerlendirildiği Liberal Demokrasi Endeksinde 149. sırada olan Türkiye, Kongo ve Ruanda'nın arasında yer buldu. Evet, siyasal İslamcının getirdiği yer Türkiye'ye işte burası. Fotoğraflı haber ise Berkin Elvan'ın anmasından. Berkin acı ve kederle geçen 7 yıl gezi direnişinde polisin attığı gaz fişeğiyle yaşamını yitiren Berkin Elvan anıldı.
7 yıldır acı çektiğini söyleyen anne Gülsüm Elvan, AKP mitinglerinde kendisini yuvalatan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a annelerin eli iki yakanda dedi. Baba Sami Elvan da 7 yıldır olmayan adaletin peşinde koştuklarını belirtti. Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin bir işareti daha. Feminist yürüyüşünde zıpla diyen kadına gözaltı. 8 Mart Taksim'de feminist gece yürüyüşüne katılan 18 kadın hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltı kararı çıktı. Suçlama gerekçesi Tayyip kaç kaç kadınlar geliyor ve zıpla zıpla zıplamayan Tayyip'tir sloganları gösterildi. Cumhurbaşkanı ise bırakın sıradan insanları, Cumhurbaşkanı ana muhalefet partisi liderine cibiliyetsiz herif diyor, terbiyesiz cibiliyetsiz herif diyor. Bu hakaret olmuyor. Aslında bunun için AKP'liler bizim Cumhurbaşkanımızın kusuruna bakmayın, özür dileriz falan gibi bir açıklama yapmalarını beklemek tabii ki hayal olur. Babacan'ın ekonomi önerisi, hukuka uyarsan sorunlar çözülür. Nihat Hatipoğlu rektörü olduğu üniversiteye 4 dekan vekilliği de yapıyor. Oh ne güzel. Bir rektör maaşı 4 de dekan maaşı alınca 5 maaş. Bir de Ramazan'da bir ay şovlar yapıyor televizyonda. Her Ramazan'da serveti geometrik olarak katlanıyordu Nihat Hatipoğlu'nun. Şimdi ise ona gerek kalmadı. Her ay bu servet bir hayli genişliyor. Tek kişilik üniversite demiş gazete. Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi rektörü. İslam Bilim ve Teknoloji. Acaba hangi teknoloji? Her şeyi Allah'a havale edenler enstitüsü kurulur orada ancak. Nihat Hatipoğlu 4 fakültenin dekanlığını yaptığı ortaya çıktı. Tıp, Güzel Sanatlar, Mimarlık ve İktisat fakültelerinin Hatipoğlu'na bağlı olduğu kurumlarda 9 kişilik yönetim kurulu sadece 3 kişiden oluşuyor. 3 ülkenin Suriye Anlaşması, Türkiye, Rusya ve Katar Dışişleri Bakanları Suriye'yi görüşmek üzere Doha'da bir kez daha bir araya geldi. Çavuşoğlu siyasi çözüm için istişare süreci başlattığını açıkladı. Lavrov da Suriye'nin ayrılıkçı girişimlerine karşı mücadele etmede anlaştıklarını belirtti. Ayrılıkçı girişimleri desteklerinden bir tanesi masanın öbür tarafında oturuyor. Katar'ı da masum olarak görmemek gerekir. Türkiye resmen orayı işgal etmiş durumda. Ve dün okuduk gazetelerde santral işlerini özel şirketlere devretmiş vaziyette Türkiye Cumhuriyeti. Kendi ülkesi gibi çalışıyor yani. Hiç aşı yapılmadı. Öğretmenler risk altında. Figen Atalay'ın haberi bu. Yüz yüze eğitim başladı ancak eğitimciler ilk doz aşının bile yapılmamasına tepki yarattı. Okullardaki vaka sayısının açıklanmasını öneren eğitim sendikaları 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmenin risk altında olduğuna dikkat çekti. Papa Palu'da Papa Pulu'na HDP yorumu. Mithat Sancar bazı şeyler simgeseldir dedi. HDP eş genel başkanı Sancar, Barzani yönetiminin Papa anısına bastırdığı Kürdistan haritalı pulun simgesel olduğunu savundu. Sancar, Türkiye'nin toprak bütünlüğü nasıl tehdit etsinler, hangi ordularla dedi. İYİ Parti Grup Başkanı Tatlıoğlu, İmamoğlu'nun paylaşımına ilişkin sorulara, CHP ile ittifak gayet başarılı, sorun yok, ittifakımız siyasal iklimi değiştirecek yanıtını verdi. Biraz zor gözüküyor. Dünkü yazımda bunu anlatmıştım. Bana demokrat deme. Sağcılar böyle diyor. Bana demokrat demeyin. 9 kişilik kadro için 5217 kişi başvurmuş. İşsizlik
her açıdan can yakıyor. Adıyaman'da 9 kişilik temizlik görevlisi alımına 1143 üniversite mezunu olmak üzere temizlik için olmak üzere 5000 kişi başvurdu. Netanyahu, yani İsrail Başbakanı, Türkiye ile görüşüyoruz demiş. Hani ne oldu babalanmalarınız? Evrensel'e geçelim. Evrensel'in manşetinde Kod 29 zulmüne son başlığı yer alıyor. Haklar gasp ediliyor. Pandemi süresince Kod 29 ile işten çıkartılan işçilerin sayısının arttığını, patronların fırsatçılık yaparak işçileri tazminat ve sendikalaşma haklarını gasp ettiğini belirten İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu imza kampanyası başlattı. İşten atma yasağı genişletilmeli. Kod 29 ahlaksızlığı da kaldırılmalı. Sermaye ile ahlakı yan yana getirmenin zorlukları kapitalizmin açmazını da oluşturuyor zaten. Bizleri öldüren sadece virüs değil. Koronavirüste hayatını kaybeden Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu'nun adının verildiği hastane önünde iktidara seslenen sağlık emekçileri, milyonların hastalanıp 10 binlerin ölümüne yol açan sadece virüs değil. Evet, bu iktidarın her şeyden bir haber, daha doğrusu kendi dışındakilerin hiçbir şeyi önemsemeyen tavrından kaynaklanıyor. Şimdi yeniden paraları yiyip bitirdikleri için halka da yardım edemiyorlar tabii. Gizlenen gerçeği, gelen normalleşmenin ağır bedelleri, Bülent Falakoğlu'nun dosyası, pandemi iktidarın pekiştirmede fırsatı dönüştüren otoriterlik, halk sağlığı nasıl riske etti? Halk sağlığı kaygısı taşıyan hekimler susturulmak istendi. Siyasi rekabet halk düşmanlığına vardı. Evet, hocalara soruşturma açtılar. Ama sonra bir şey çıkmadı tabii. Emep sağlığımız çürümüş, düzenin değişmesine bağlı diyor. Ve dayanışma büyüdü, kadınlar serbest. Taksim feminist gece yürüyüşünde attıkları sloganlar gerekçesiyle gözaltına alınan kadınların yaşı 18'den küçük olan kadın imza 13 yaşı 18'den küçük olan kadın imza 13 yurt dışı çıkma yasağıyla, 4'ü ise imza ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki kadınlar gün boyu büyük destek verilirken adli önünde eşit ve özgür yaşam taleplerimize dönük saldırılara susmayacağız dediler. Gültekin'e 3800 imzalı destek. Gazeteci Levent Gültekin'e destek için 3800 kişi ortak imza ile bildiri açıkladı. Bildiride saldırının kendilerine yapıldığını belirterek iktidara saldırıları dur deme çağrısı yaptı. Evet, gayet açık. İçişleri Bakanı'na böyle şeyler yapma diyeceksiniz. Ve ortada da yoklar. Yani sanki Levent Gültekin Sofya'da, Bulgaristan meydanı Sofya'da saldırıya uğradı ve Bulgaristan vatandaşı veya Atina'da Yunanistan vatandaşı veya Lefkoşa'da Güney Kıbrıs vatandaşı veya Kahire'de Mısır vatandaşıymışçasına hiç ilgilenmediler. Onlar olmamış gibi. Birinci derecede sorumlusun Süleyman Soylu. Vatandaşların can güvenliğinden sorumlu kurumun en tepesindesin ve bununla ilgili olarak üzüntü bile duydum demiyorsun. Çünkü o işleri yapanların bağımsız olmadığı biliniyor. Bir Gün Gazetesi'ne geçelim. Bir Gün Gazetesi'nin manşetinde kadınların ritmi maskeyi düşürdü başlığı yer alıyor. AKP'nin insan hakları aldatmacısı bir hafta sürdü. 8 Mart yürüyüşünde katılan kadınlar gözaltına alındı. Kadınların gerekçesi
kadınlara uygulanan gözaltılarının gerekçesi Tayyip kaç kaç kadınlar geliyor şeklinde sloganlara zıplayarak eşlik etmek. Ve polis şöyle soruyor, zıpladın mı? İstanbul Taksim'de düzenlenen 19. Feminist Gece Yürüyüşü'ne katılan biri 18 yaşın altında 13 kadın gece yarısı evlerinde düzenlenen baskınlarla gözaltına alındı. Baskın ve gözaltılan gerekçesi Tayyip kaç kaç kadınlar geliyor ve zıpla zıpla zıplamayan Tayyip olsun. Sloganı eşliğinde ritme eşlik ederek Cumhurbaşkanı'na hakaret etmek. Plan kadınları kapsamıyormuş. Gözaltına büyük bir tepki oluştu. Çağlayan'da adli önünde açıklama yapan kadınlar, anlıyoruz ki insan hakları eylem planı kadınları kapsamıyormuş. Tayyip kaç kaç demenin, hatta bu sloganın ritmiyle zıplamanın neresinde hakaret var? Kadınlar akşam saatlerinde adli kontrol şartıyla serbest bıraktılar. Aslında adli kontrol bile ayıp. Junta 50 yıldır devam ediyor. Bugün 12 Mart'ın 50. yıl dönümü. Ülkenin her köşesinde yayılan özgürlük, eşitlik talepleri kanlı bir junta ile bastırılmasından bu yana 50 yıl geçti. Üniversite amfilerinden fabrika direnişlerine, köylü mitinglerine uzanan büyük uyanış döneminin sonraki yıllarda gerçekleşecek direnişlerin de ana rahmi oldu. Tiple başlayan, dev genci yaratan, diski var eden bu süreç aynı zamanda emperyalist müdahalelere, faşist örgütlenmelere ve gerici saldırılara da tanıklık etti. Bu süreç içerisinde Amerika Birleşik Devletleri Gizli Servisi CIA tarafından desteklenen gerici faşist yapılar içerisinde faaliyet yürüten onlarca isim ülkenin son 35-40 yılının yönetiminde söz sahibi oldu. Gelinen karanlık sürecin tohumları ve bu dönemde atıldı. Türkiye 1960'ların başıyla birlikte büyük bir toplumsal değişime tanıklık etti diyor Yaşar Aydın'ın yazısı. Başarı hikayesi uğruna öldük. Pandemiyle geçen fotoğrafla haberin altı bu. Pandemiyle geçen bir yılda ülkede 385 sağlık emekçisi olmak üzere toplam 30 bine 26 bin 29 bin kişi hayatını kaybetti. Emek ve meslek örgütleri birçok ilde eylem yaptı. Covid-19 neredeyse hayatını kaybeden meslektaşları anan sağlıkçılar süreci yönetemeyen iktidarda protesto ettiler. Doçent Doktor Ümit Kartoğlu da bugün yazı yazmış bir günde. Salgının tüm faturası yurttaşa çıktı diyor. Evet. Bu en doğru ve kısa tespit. Yandaşa kıyan adı mücbir sebep. Burada fotoğrafta haberin yanında duruyor. Yüz binlerce esnafa kepek kapattıran koronavirüs salgını iktidara yakın şirketler için mücbir sebep oldu. Kalyon, Cengiz, Limak ve MAPA ortaklığındaki İGA 2019-2018'den bugüne devlet hava meydanları işletmesi ne kira ödemedi. Ancak İGA'nın İstanbul Havalimanı için devlet hava meydanlarına ödemesi gereken yıllık kira bedeli 1.1 milyar avro. Agra'dan alınmayan kira ise güncel kurla 9.28 milyar liraya denk geliyor. Ama asgari ücretliden bile vergiyi almakta bir beis görmüyor hükümet. Yeni Yaşam'a bakalım. Yeni Yaşam'ın manşetinde Şengal'de Irak provokasyonu diyor. Bağdat'ta iki gün içinde Şengal asayişinin kendilerine devredilmesini istedi. Halk tepki gösterdi. Bağdat yönetimi önceki gün Şengal özerk yönetimine bağlı tüm asayişlerin iki gün içerisinde kendilerine devredilmesini istedi. Yeni bir kazan kaynamış durumda. Bağdat'ın verdiği iki günlük süre dolarken Şengal halkı ile Şengal özerk yönetimi meclisi
hiçbir dayatmayı kabul etmeyeceklerini açıkladı. Bunun halkın tüm kazanımları ellerinden almak için olduğunu belirten meclis, halka karşı halkı karara karşı direnmeye çağırdı. Irak hükümetinin tehditlerine Şengal halkı da tepki gösterdi. Birçok ilçe ve kasabadan gelen birliklerle birlikte binlerce kişi Şengal kent merkezinde yürüyüş yaptı. Şengal'e gelmek isteyen Tilizer köylülerine Irak ordusu müdahale etti. Bir kişi yaralandı. 2014'te IŞİD saldırınca Irak ordusunun kendilerini bırakıp kaçtığını hatırlatan Ezidiler aynı şeyi yaşanmasından korkuyorlar. Hükümetin koronavirüsle mücadelesi bir yılını raporlaştıran Türk Tabipleri Birliği veriler gizlendi dedi. Ve altta fotoğraflı haber. Hem Alevi hem Kürt'üm payıma katliam düştü. Kamışlı'nın cevabı öz yönetim oldu 9. sayfada diyor. Bundan tam 26 yıl önce 12 Mart 95 günü akşamı saatlerce İstanbul'un Kürt Alevi yurttaşlarının çoğunlukta yaşadığı Gazi Mahallesi'nde 4 kahvehane ve 1 pastanenin aynı anda kimliği belirsiz kişilerce taranmasıyla başlayan protesto gösterisi polisin müdahalesiyle tam bir katliama dönüştü. Yaklaşık 30 kişi katledildi. O gün Gazi'de kahvehanesi taranlanlardan biri de Şevket Yavuz'du. Yaşadıklarını gazetemize anlatan Yavuz, bu ülkede bu katliamlar ya Alevilere ya da Kürtlere yapılıyor. Hem Alevi hem Kürt'üm, ikisinden de payımızı alıyoruz dedi. Diğer haberlerde şöyle. Kanal İstanbul'la ilgili olarak AKP iktidarının Deli Dumrul projesi diyor. Bu dosyada Yusuf Gürsucu tarafından hazırlanmış. Tecrit kırılırsa insanlık kazanır. Sağ sütundaki haberleri Yeni Yaşam gazetesinin. Gülistan Doku'nun ablası, savcı bizi oyalıyor, dosyadan bir şey çıkmaz dedi. Kürtçe kampanya Nevroz'a taşacak. Kürtçenin resmi dil ve eğitim dili olarak kabul edilmesi talebiyle 22 Şubat'ta başlatılan imza kampanyası sürüyor. İşsizlik ve yoksulluk, bir haftada iki müzisyen intihar etti. Böylece Yeni Yaşam'ı da bitirdik. Şimdi geliyoruz Sözcü Gazetesi'ne. Sözcü Gazetesi'nin manşeti, şimdi sayacağım ülkelerin yerini bile bilmiyorsunuzdur. Vanuatu, Ghana, Fiji, Namibya, Papua, Kongo, Uganda, Mozambik, Kenya, Libya, Mısır ve Surinam'dan bile daha gerideyiz. Nerede? Demokraside. Türkiye 2021 Demokrasi Endeksinde 179 ülke arasında 149. oldu. Ay'a gidiyoruz diye hava atacağınıza bunlara bakın. Yeri bile haritada zor bulunan pek çok ülke bu listede Türkiye'nin önünde yer aldılar. Sevgili izleyiciler, 2000 yılında Camel Trophy Tonga Fiji arasında yapılacaktı bir yarışma, biliyorsunuz doğanın zor koşullarına karşı. Biz de orayı izlemeye gideceğiz, o son Camel Trophy'di. Tonga ve Fiji'ye gidecektik. İşte organizasyona katılmadan işte ortak kostümler veriliyor. Tonga Fiji yazıyor. Fakat şöyle oldu. Tam yarışma başladı, Fiji'de darbe oldu. Ve yarışmanın ekseni kaydırıldı. Tonga'dan Fiji'ye değil, Fiji'de bitecek yarışma, biz de Fiji'ye gidecektik. Darbe olduğu için Samoa adalarına, Tonga Samoa olarak değiştirildi. Ve dünyada güldü tabii buna. İşte bu ülkelerde Polinezya diyor geçiyor, okyanus
Büyük Okyanus'ta kalan bu ülkeler de Papua Yeni Gine'de bunun içinde. Mozambik Afrika'da, biliyorsunuz Afrika'nın doğusunda bir ada. Kenya, Libya'yı Türkiye demokrasi getiriyor. Onun bile gerisinde kalmış. Recep Tayyip Erdoğan'ın göğsünde bir madalya 149. Şuraya asılacak. Türkiye'yi demokraside 149. sıraya indirdiniz. Ay'a çıkartacağız diye indirdiler. Karnımız aç, öfkemiz dolu. İşçi, memur, emekli, çiftçi, esnaf hepsinin derdi aynı diyor. İki lider bir dokundu, bin ah işitti. Birinci sayfa haberleri bunlar. Haciz gelecek, her şeyi alacak diye korkuyorum. Mamayı bile veresiye verip para alamıyoruz. Bu da Meral Akşener'e söylenmiş söz. Emeklilere 1.000 lira gıda desteği verilecek mi? Bunlar tabii ki hiç, yani telaffuz sadece burada korkusuz da tıraşa yönelik bir telaffuz var. Korkusuz gazetesine bakalım. Gençlerin umudu yok. Yurt dışına gitmek istiyorlar. Zaten bizim tespit edebildiğimiz 350 bini aşkın Türkiye'nin iyi üniversitelerinden mezun olmuş gençler bir daha dönmemek üzere Türkiye'den ayrılmışlardı. Bununla ilgili olarak 4 kitap çıktı. O 4 kitaptan 3'ünün yazarı, birinde içinde olan bizim Gün Başlıyor programımıza konuk olmuştu. Neden gidiyorlar, neden gittik ve neden bir daha gelmeyeceğiz? Türkiye İş Kurumu işsizlik azalıyor diyor ama asıl veriyi halk açıklıyor. Ekonomik çıkmazın yaşandığı şu dönemde iş ümidi hiç kalmadı. Vatandaşa göre işsizlik resmi rakamların 10 katı. İş bulamayan gençlere göre tek çare yurt dışına gitmek. Tabii ki yurt dışına gitmek için iyi bir üniversiteden mezun olup mutlaka bir ya da iki yabancı dil bilmeniz gerekiyor. Ya da en altta kalmak üzere ne olduğunu bilmeyen bir yere doğru gideceksiniz. Sağlıkçılar dertli, pandeminin birinci yıl dönümünde pankart açtılar. Ücretlerimizi insanca yaşayacak seviyeye getirilsin. 2. Covid-19 meslek hastalığı olarak kabul edilsin. Covid döneminde sağlıkçılara para verilmedi ama ben uzatmadan anlatayım bunu. Sağlıkçılara para verilmedi ama Cumhurbaşkanı'nın ödeneği ikiye katlanarak tüketildi. Yediler, bitirdiler. Cumhurbaşkanı'na verilen örtülü ödeneği sağlıkçılara verselerdi bugünkünden daha iyi durumda olurlardı. Zıplayan kadınlar gözaltına alındı. Feminist gece yürüyüşüne katılan kadınlar gecenin evden toplandı. İstanbul 8 Mart Kadınlar Günü'nde yürüyüşe katılanların 18 kadın mahkemede sorgulanıp bırakıldı. Recep Tayyip Erdoğan da 8 Mart'ta Türkiye'de kadının adı AK Parti ile geldi demişti. Buyurun görüyoruz. 179 ülkede 149.sunuz. Ama bunun bir karşılığı var tabii. Neden böyle yapıyorsunuz? Çünkü sorulsun istemiyorsunuz. İşte Karar Gazetesi. Kararın manşeti. 130 milyarın hesabını yargı sorar. İki eski AKP'li, biri Dışişleri Bakanı, biri hem Dışişleri Bakanı, hem Başbakan, hem de AKP Genel Başkanı, AKP'nin ikinci Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu. Ne diyorlar? Hükümetin Merkez Bankası rezervlerine yönelik değerlendirmelerini tatmin edici açıklama beklentisi karşılamadı. Davutoğlu, rezerv kuru durdurmak için tüketildi. Kur da sorumsuz politikalarla dalgalandı. Bunun hesabını kim verecek? Sorusunu yöneltti. Ali Babacan ise siyasi hesap vurgusu yaptı. Zamanı gelince bunlar hem idari hem yargısal denetime tabi tutulur. Bu kadar büyük rakam ortada kalmaz. Er geç bu olur dedi. İşte Erdoğan'ı da en çok ürküten sözler bunlar. Hesap verme günü gelirse diye. O gün gelmemesi için
kendisine soru soran ve soru soracak olan herkesi zan altında bulunduruyor ve hapse atıyor. İşte onlardan biri. Yoksulluğu bitirmek değil, yönetmek istiyorlar. Uşak'ta çiftçilerle sohbet eden Kılıçdaroğlu, vallahi de billahi de bu memleketi düzelteceğim. Neyse, ben bunu okumayayım. Sert muhalefet yapıyorlar. Üçüncü pikin kıyısındayız. Gerçekten bunu yazıyorlar, çiziliyor. Hatta hükümete yakın gazeteler bile yazıyorlar ama uzmanlardan sosyal medyaya fren tavsiyesi. Pandemide her like depresyona davetiye. Salgın döneminde artan sosyal medya kullanımı depresyonda daha büyük ve yüksek oranda tetikliyor. Toplumu büyük kesimini etkileyen konuda şikayetlerinin artış gösterdiğini söyleyen İstanbul Medipol Üniversitesi psikolog Sevilay Sitrava, söz konusu durumun beğenilmeme kaygısından kaynak belirtti. Strava, kişi kendi bedenine bir başkasının gözünden, beklentisinden bakarken kendisine de yabancılaşmış oluyor dedi. O kadar da önemli değil herhalde ya. Evet, tarımda kronik sistemsizlik. Burada eteğinde yer alıyor. Bu yıl depoda çürür, gelecek yıl ise el yakar. Soğan patatesteki fiyat dalgalanmasının önüne geçilemiyor. Sıkıntılı sürecin ardından ise bir tarım ve üretim politikası bulunmaması yatıyor. Hürriyet gazetesine geçiyorum. Hürriyet'in en tepesinde yer alan siyasete yeni gelen fosforlu öncü kadın yarım yazarın ölümsüz cevriyesi. Edebiyatımıza ve sinemamıza damga vuran ölümsüz eser Fosforlu Cevriye bugünlerde siyasetin gündemi oldu. Ne olduğunu yazmamış ama. Siyasetin gündemi MHP'liler sokak serserileri gibi köşeyi tutmuş sanki, oradan geçen aile kızına laf atıyorlar. Fosforlu Meral diye. Ve bunların adı siyasi parti. 1930'ların İstanbul'u, Türkiye'nin önce kadınlarından Suat Derviş ilk olarak 1944-45'te tefrika edilen romanında 30'larda İstanbul'da Galata'da yaşayan sokak kızı Cevriye'nin polislikten kaçan bir adama aşkını konu oluyor. Derviş, Fosforlu Cevriye'de farklı sınıflardan insanları samimi bir dille anlatıyor. 1969'da Nejat Saydam'ın çektiği filmde başrolleri Türkan Şoray ile Tanju Gürsu üstlendi. Defalarca beyaz perdeye aktarılan Fosforlu Cevriye'yi ilk canlandıran isim ise Neriman Köksal oldu. Haber güzel ama birinci sayfada bu boyutta yer almalı mı onu bilmiyoruz. Ayrıca haberin özü de yok içeride. Bu Fosforlu Cevriye'nin gündeme gelmesi siyasette bir seviyesizliğin işareti ve onunla ilgili olarak bir satır bile yazmamışlar. Siyasetin gündemine gelen diyor. Gündemine gelmedi. MHP'liler Meral Akşener'e ağır biçimde hakaret ettiler. Bu hakareti de o cevaplandırdı layıkıyla. Ama bunun özü, haberin özü burada yok. Haydi 10 yıla ışınlanıyoruz. Teknoloji devi Facebook kurucusu Mark Zuckerberg 10 yıl içinde artırılmış gerçeklik teknolojisiyle insanların başka mekanlara ışınlanabileceğini söyledi. Bedenen ışınlanma değil ama diyor bu. Zuckerberg'e göre evimizde otururken akıllı gözlüğü takıp anında bir arkadaşımızın evindeki kanepede görebileceğiz. Onunla yüz yüze sohbet edebileceğiz. Bir fiziksel geçiş olmasa da
bizim karşımızdaki arkadaşımız için hissiyat açısından son derece gerçekçi olacak. Toplantılar bu şekilde yapılacak. Bazı seyahatlere bile gerek kalmayacak. Bunların başında da evet Ay'a seyahat herhalde geliyor. Artık Ay'a nasıl 10 yıldır Ay'a şey göndermiyor, Ay'la ilgilenmiyor. Artık Ay'dan sorumlu Devlet Bakanlığı Türkiye'ye verilecek. Nasıl gidileceklerse gözlükleri takarsınız. Buyurun siz Ay'dasınız işte. Enflasyon düşüyor. İşsizlik düşüyor. Türkiye en gelişmiş ülke oluyor. Türkiye aynı zamanda pandemiyle mücadele eden en başarılı 2-3 ülkeden biri. Bu standart böyle. Oysa gerçek şöyle, en fazla zayiat veren 9. ülke durumda. Bu gerçek. Ötekilerinki ise propaganda, fasafiso. Hürriyete dönüyorum. Başlık mutasyon seferberliği. Sağlık Bakanlığı 76 şehir 41.500 kişide tespit edilen mutasyonlu virüse karşı önlemleri arttırdı. Bütün illeri uyaran bakanlık alınması gereken önlemleri de bir bir anlattı. Bakanlık diyor ki siz önlemleri alın diyor. Ben diyor bakıyorum buradan söylüyorum. Bakanlık yani bakılır diyor ki ben bakanlığım zaten bakacağım. Bakmayıp da ne yapacağım? Mutasyonlu vakalar artıyor, hastaneye yatış ve ölümler artış bekleniyor. Maske, mesafe, hijyene dikkat edilsin. Toplu bulunan yerlerde HES kodu sorgulaması yapılsın. Toplantı ve ziyaretlerin tehlikesi halka anlatılsın. Toplantı ve ziyaretlerin tehlikesi halka anlatılsın. Cumhurbaşkanı da anlatılsın. Denilecek mi acaba? Resmi kurumlarda vatandaşın daha çok gittiği günlerde ek önlem alınsın. Okullar denetlensin. AVM ve pazar yerlerinde içeride kaç kişinin bulunduğunu gösteren tabelalar asın. Suriyelilerin yoğun yaşadığı yerlerde yakından takip edilsin. Neden? Çünkü Suriyelilere hiç bir sağlık önlemi alınmıyor. Okullar denetlensin. Hastanelere salgına hazırlık planları gözden geçirilsin, mahalle denetimleri sıklaştırılsın, mutasyon tespitlerine yönelik analiz yapılsın. Haberin içinde hiçbir haber yok. Oysa Sağlık Bakanlığı açıkladı, Sağlık Bakanı, Türkiye'de birden fazla mutasyon yakalandı. Bunların nerede kaç kişi olduğu da açıklandı ama Hürriyet Gazetesi Ahmet Hakan'ın gözetiminde başka yerlere gidiyor. Umut veriyor. Bu umutta bir haberin, vermedikleri haberin bir altında. Yerli turist otele uygun fiyat istiyor. Turizmci umudunu bu yılda yerli tatilcide, sektör temsilcileri ise sezon öncesi otellerin zam yaptığını, yerli turist için daha uygun fiyat belirlemesini önerdi. Yerli turist otelde uygun fiyat istiyor. Geçen yıl tatil yapamayan yerli turistin bu yıl sahillere akması bekleniyor. Yani akın diyor. Akın derken sonra çokun oluyor. Yapma başkan pavyona dönmüş. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek falezlerin ışıklandırılacağını duyurdu. Projenin tanıtım videosu paylaştı. Videoyu izleyenler beğenmedi. Ucuz pavyona benzemiş dediler. Ama ışıklı fotoğraf yok burada. Hürriyet'in birinci sayfasında sevgili izleyiciler 12 Mart'ın 50. yılına ilişkin bir harf bile yok. Latif Demirci'ye bakalım. Maymun deyip geçmeyelim sevgili izleyiciler. İngiltere'de yapılan deneyde cam bir kafeste 4 değişik renk ve riskte toplar yerleştirilir. Sırayla 12 maymun tek başlarına kafese bırakılır. Ve hangi renk ve riskte topla yönlendirildiklerini gelin birlikte izleyelim diyor. Haberde maymun zekası maviyi seçmiş maymun.
kırmızı, turuncu ve sarı renkleri almamış. Mesaj Türkiye'ye. Kasetin babası hayatını kaybetti. Bu yüzünün bir bölümünü kasetle kapatan ve hala da kullanılıyor bunlar. Uzun yıllar müzikseverlerin elinden düşmeyen tape kasetlerin mucidi Hollandalı mühendis Lou Altens 94 yaşında hayatını kaybetti. Kaset ilk olarak 1963'te Berlin Radyo Elektronik Fuarı'nda tanıtılmıştı. Sadece kaset müzikçilerin değil, istihbaratçıların da gözdesiydi. Herkes için ses kasetleri hazırlıyorlardı ve zamanı gelince onlar da piyasaya sürülüyordu. Posta gazetesine geçiyorum. Her şeye rağmen hayat güzel manşeti var. Begüm Tıraş 6 yıl önce bir bunalım anında trenin önüne atladı. Ölümden mucize eseri kurtuldu. Hastaneden çıktıktan sonra yepyeni bir hayata başladı. Evlendi, anne oldu. Begüm, kimse ümidini kesmesin. Çünkü hayat her şeye rağmen çok güzel. Ben şimdi aldığım her nefes için şükrediyorum demiş. Alkollü sürücüye ağırlaştırılmış müebbet verildi. Türkiye'de ilk kez oldu. Doğru dürüst bir habere denk geldim şimdiye kadar. Postanın birinci sayfasında. İzmir-Kandıra yolunda 8 Temmuz 2018'de Ömer Yağcı'nın kullandığı otomobil önce karşı yönden gelen araca sonra da savrularak iki araçla daha çarpıştı. Kazada Erkan Doğru 37, annesi Remziye Doğru ve 2 yaşındaki oğlu Hamza ölmüş, 13 kişi yaralanmıştı. 2.7 promil alkol çıktı, yani 270. Yasal sınırı 0.50 olan alkolü aldığı anlaşılan tutuklu yargılanan Öner Yağcı önceki gün ağırlaştırılmış müebbet ve 54 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Türkiye'de ilk kez bir trafik kazasından ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Milliyet'e geçelim. Milliyet'te mutasyon alarmı Hürriyet'teki gibi İstanbul Covid-19'la savaşın ön cephesinden uyarı var. Virüs daha da güçlendi. Salgında belirleyici faktör kapalı mekanlardaki doluluk oranı olacak diyor. Şu anda da kafeler, restoranlar açık. Ama daha önemlisi var. Türkiye'ye örnek olması gereken kişi Cumhurbaşkanı partisinde lebalep kongreler düzenledi ve bunun da olumlu bir şey olduğunu anlattı oradan. Ya inanılır gibi değil. Yani ne kadar güzel dedi, hepiniz buradasınız dedi ve oralar yani Karadeniz kuşağı olduğu gibi virüs patlaması yaşandı ve bununla ilgili olarak dönüp ya ne yapıyorsun sen diyen yok ona. Kendi etki ve yetki alanları içinde bulunanlar, efendim bu yaptığınız doğru değil. Bunu Atatürk'e bile söylenebiliyordu bunlar, buna söylenmiyor. Evet sevgili izleyiciler. Birinci bölümün sonuna geldik. Saat başında Atilla Özsever'le birlikte karşınızda olacağız.